quyidagi ifodani hisoblang. Arksinus 4 taqsim 5 plus arkosinus 1 taqsim ildiz ostida 50. Quyidagi yig'imdan topamiz. Arksinus 4 taqsim 5 qo'shib arkosinus 1 taqsim ildiz ostida 50. Quyidagi yig'imdan topamiz. Arksinus 4 taqsim 5 qo'shib arkosinus 1 taqsim ildiz ostida 50. Va kelinglar birinchisini alfa bilan belgilaylik. Ikkinchisini esa beta bilan belgilaylik. Bu holda birinchisidan biz sinus alfa 4 taqsim 5 ekanini hosil qilamiz. Ikkinchisidan kosinus beta 1 taqsim ildiz ostida 50 ekanini hosil qilamiz. Bu yerda alfa sinus alfa musbat bo'lganligi sababli alfa mana bu oraliqqa tegishli. Minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 musbat bo'lganligi sababli alfa birinchi chorak burchak ekan. Bu yerda beta kosinus beta musbat. Kosinus mana bu oraliqqa tegishli. Musbat bo'lganligi sababli beta ham birinchi chorak burchak ekanini hosil qilamiz. Xo'p, endi alfa plus betani topishimiz kerak. Bunu topish uchun biz kosinus alfa plus betani topamiz. Nima uchun sinus alfa plus betani topmayapmiz? Buni keyin oxirida aytamiz. Teng yig'indini kosinus formulasiga ko'ra biz kosinus alfa ko'paytirib kosinus beta minus sinus alfa ko'paytirib sinus beta tenglikni hosil qilamiz. Kosinus alfa, sinus alfa berilgan. Kosinus alfani topa olamiz. Kosinus alfa teng bunun için kosinus kvadrat alfa. Kosinus alfa teng ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa formuladan foydalanamiz. Kosinus alfa birinchi chorakda musbat, alfa birinchi chorak, kosinus musbat, shu sababli bu yerga plus. Plus bo'ladi bu yerda. Teng ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat 16 taqsim 25. Teng 25 minus 16 9, 9'dan 3 çıkadı. 25'ten 5 çıkardı. Demek kosinus alfa 3 taksın 5'e tekinken. Kosinus beta. Kosinus beta malum. Demek kosinus alfa taptik. Kosinus beta malum. Sinus alfa verilgen malum. Yani sinus beta'nı tapamız. Sinus beta teyin. İldiz ostida 1 minus. Kosinus kvadrat beta. Demek için beta plusudan alındı. Çünkü beta birinci çorak burçayı. Şu sebebi bir yerde plus olandı. Sinus birinci çorak da müsbet. Teng ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat beta 1 taqsim ildiz ostida 50. Kvadratı 50 bo'ladi bu yerda. 50 minus 1 49. 49 dan 7 chiqadi. Ildiz ostida 50. Ha, bunu hosil qilamiz. Sinus betani ham topdik. Endi topilganlarni mana bularni hammasini shu formulaga olib kelib qo'yamiz. Bu holda biz quyidagini hosil qilamiz. Kosinus alfa 3 taqsim 5 ko'paytirib kosinus beta 1 taqsim ildiz ostida 50. İldiz ostida 50 ni ham biz ildiz ostida 25 ko'paytirib 2 deb yozishimiz mumkin. 25 dan 5 chiqadi. Ya'ni 5 ildiz ostida 2 deb yozamiz. 5 ildiz ostida 2 minus sinus alfa. Sinus alfa 4 taqsim 5 ko'paytirib sinus beta ni beri topganmiz. 7 taqsim ildiz ostida 50 ni yana biz 5 ildiz ostida 2 deb yozamiz. Shunday qilib mana bu ifodani hosil qildik. Xo'p, umumiy mahrajga keltiramiz. Umumiy mahraj 5 ko'paytirib 5 25 bo'ladi. Ildiz ostida 2. Suratida 3 minus 4 kere 7 28. Teng minus 25 taqsim 25 ildiz ostida 2. Xo'p, 25 larni qisqartirib boraylik. Minus 1 taqsim ildiz ostida 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib kosinus alfa plus beta minus 1 taqsim ildiz ostida 2 ga teng ekan. Demak, alfa plus beta
Koşunuz alfa plus beta bir yerde manfi bölü yaptı. Demek alfa plus beta ikinci çorak burçağı. Teng. Kaçın koşunuz bunge teng buladı? Pi minus pi taksım 4. 3 pi taksım 4 buladı. Şimdi kılıp alfa plus beta bana bu sange teng eken. Bana bu bir burçağı eken. Demek cevap bana bu yakındı. 3 pi taksım 4 keteyim. Abi ne için biz bir de kosinüsünü hesapladık alfa plus beta'nın? Sinüsünü hesaplasak ne olurdu? Ha şu halini hem görürüz. Hani kediler sinüsünü hesaplayıp görüyorduk bunu. Sinüs alfa plus beta denk. Bir de bana bu formuldan faydalanırız. Sinüs alfa sinüs beta, sinüs alfa kosinüs beta, kosinüs beta minus kosinüs alfa plus kosinüs alfa kosinüs beta. Sinüs alfa kosinüs beta, kosinüs alfa sinüs beta. Bana bu teğeni hasıl kılalımız. Sinüs alfa 4 taksın 5 keteyim. 4 taksın 5, kosinüs beta 1 taksın 5 izosta 2 plus kosinüs alfa topkanımız 3 taksın 5 sinüs beta 7 taksın 2 izosta 5 ona bunu yazalımız. Yani umum mahrazı keltiramız. Din. Suratı da 4. Koşu 3 kere 7'de 21. Mahrazı da 25. İlzası da 2. Din. 4 kere 21'ını koşsak 25. Bir de 25. İlzası da 2. Din. 25'lerini kısaltırsak 1 taksım İlzası da 2 hasıl buladı. Demek sinüs alfa plus beta 1 taksım İlzası da 2 geteyim. Bu halde alfa plus beta için biz bir de kuyudaki iki de imkaniyatına hasıl kılalımız. Alfa plus beta pi taksım 4 geteyim buluşan mümkün. Alfa plus beta 3 pi taksım 4 geteyim buluşan mümkün. Pi taksım 4 daha sinüs pi taksım 4 daha 1 taksım İlzası da 2 geteyim. 3 pi taksım 4 daha 1 taksım İlzası da 2 geteyim. Yani bir de koşumça masala hasıl bulalım. Kaysa bir yani burada işten tanışmamız gerek. Alfa plus beta kaysa bir geteyim degen sawal payda bulalı. Şimdi sawal bulmasligi için biz dastlab kosinusunu hisobladik va alfa plus betanın 3 pi taksım 4 geteyim ekanini görsatdik.